Amerika'da dikkatler Iowa eyaleti üzerinde toplanmış durumda. Cumhuriyetçi ve Demokrat aday adayları yoğun bir kampanya yürütüyor. 1 Şubat'ta Iowa'da, 9 Şubat'ta New Hampshire'da yapılacak ön seçimler Kasım'daki başkanlık seçimlerinin galibi konusunda bir fikir verebilir. Bu yüzden bu iki ön seçim sembolik bir önem taşıyor. Iowa ön seçimlerine 4 gün kala yapılan ve Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının katıldığı açık oturum dün gündemde hızla üst sıralara çıktı. Önde giden aday adaylarından Donald Trump tartışmaya katılmayıp kendi etkinliğini düzenledi. Bu da elbette dikkat çekti. Şimdi Iowa'ya Melek Çağlar'a bağlanıyoruz. Melek, Trump'ın toplantısıyla başlarsak neden ilgi çekti bu kadar ve Trump neler söyledi? Evet Hülya, senin de belirttiğin gibi dünkü aslında ana konu, ana gündem maddesi seçimler açısından Amerika'da Cumhuriyetçi aday adaylarının katılacağı açık oturumlardı, açık oturumdu. Ancak Cumhuriyetçi adaylar arasında önde giden Donald Trump Fox televizyonuyla bir söz yarışına girdiğinden bu yana bu aslında bir rekabete dönüştü denilebilir ve Donald Trump sonunda Fox televizyonunun kendisinden özür dilemediğini söyleyerek kendi özel programını yaptı. Dün akşam Drake Üniversitesi'nde eski Amerikan muharipleri için bir bağış kampanyası şeklinde bir toplantı yaptı ve toplantıyı da kasten Cumhuriyetçi adayların Fox televizyonda yayınlanan açık oturumu saatlerine denk getirdi ve Trump'ın konuşmasına ben kendime iyi davranılmadığını, haksızlığa uğradığımı düşünüyorum Fox televizyonu tarafından. O yüzden de kendimi savunuyorum ve Amerika için de eğer başkan olursam da Amerika'nın haklarını da bu şekilde savunacağım diye başladı konuşmasına ve bu bağış kampanyası için yaklaşık 6 milyon dolar bağış topladığını söyledi. Bu bağışın 1 milyonunu da kendisinin yapacağını kaydetti. Trump'ın konuşmasında genellikle politik ağırlık kazandı ama dediğim gibi daha çok Fox televizyonu ile girdiği söz yarışına da sürekli vurguda bulundu. Hatta Donald Trump kameraları göstererek, kamera sayısına işaret ederek Fox televizyonuna katılımın az olacağını, Fox televizyonunun yayınına gösterilen ilginin az olacağını ve kendisini izleyen kameraların çok daha fazla olduğunu işaret etti. Hatta bu bir Oscar ödülleri törenine benzetmesi de yaptı. Donald Trump'ın konuşmasına sürpriz isim olarak iki Cumhuriyetçi başkan adayı da katıldı destek olmak için. Rick Santorum ve Mike Huckabee toplantıya gelerek kısa birer konuşma yaptılar. Rick Santorum adının üzerinde Trump yazılı podyumun üzerinde konuşmak istemedi. Biliyorsunuz ben bir başka başkan adayını destekliyorum dedi kendini kastederek. Ama özellikle muhariplere, eski muhariplere yapılan bağış nedeniyle bu toplantıya destek verdiğini söyledi ve bu amaçla da toplantıya katıldığını söyledi. Bu iki Cumhuriyetçi başkan adayı da daha sonra zaten Fox televizyonunun yayınladığı canlı programa katıldılar kendi görüşlerini anlatmak için. Ayrıca yine bu Donald Trump'ın toplantısıyla ilgili tartışmalar bitmiş değil. Şimdi de spekülasyon yapılan konu toplanan bağışların hangi derneğe, hangi muharip derneğine verileceği konusunda. Çünkü Trump cephesinden bu konuda bir açıklama gelmedi. Hangi derneğe verilecek bu rakamlar henüz belirlenmedi. Dolayısıyla bu konudaki spekülasyon devam ediyor. Bir diğer spekülasyon konusu da tabii ki Trump'ın böyle bir adım atarak, yani Cumhuriyetçi Parti adaylarının katıldığı bir oturuma, canlı yayına katılmayarak bunu siyasi açıdan bir risk olarak görüp görmediğiydi ya, veyahut da Trump için bunun siyasi açıdan büyük bir risk olup olmadığı sorusuydu. Ancak bu konuda da henüz açıklığa, netliğe kavuşmuş bir şey yok. Çünkü görünen o ki Trump henüz bu konuda kendisine bir reaksiyon gösterilmediği gibi yine destekçileri, taraftarları arasında bu konuda oldukça destek toplamış görünüyor. Yani hiçbir Trump taraftarı Donald Trump'ın bu şekilde Cumhuriyetçi Parti adaylarının katılacağı toplantıya katılmaması nedeniyle Trump'a herhangi bir tepki göstermiş değil. Trump'ın katılmadığı tartışma programı da önemliydi seçimler açısından. Bu açık oturumlarda hangi konular öne çıktı Melek? Hülya,
açık oturumlar açık oturum şeklinde yapıldı. Çünkü Cumhuriyetçi Parti adayları oldukça kalabalık. 11 tane aday var bu yarışta şimdilik. Bu nedenle canlı programlarda 11 aday aynı anda alınmıyor. İki ayrı oturum düzenleniyor. Bu oturumlarda da ilk önce 4 aday alındı. Bu 4 aday yapılan anketlere göre aslında en az desteği alan 4 aday oldu. Dolayısıyla bu adayların katıldığı toplantı televizyonlar açısından prime time kabul edilen saatlerde yapılmadı. Daha erken saatlerde yapıldı. Diğer 7 aday ise yine Trump'ın etkinliğinin olduğu sıralarda tartışma programına katıldılar. 7 aday aldıkları destek oranına göre seçiliyor demiştim. Son yapılan anketlere göre Iowa ve New Hampshire'da yapılan anketler ve ulusal anketlerde yapılan son değerlendirmeler çerçevesinde 26 Ocak'ta açıklanan sonuçlara göre belirlendi işte bu aday adayları. Bu aday adayları arasında Trump'ın olmaması aslında bir anlamda hem daha politik konulara yönelinmesine neden olduğu hem de Trump'ın eksikliği hissedildi gibi. Çünkü zaten Trump'ı en yakından takip eden, aralarındaki puan farkı çok fazla olsa da en yakından takip eden Ted Cruz bile konuşmasına Trump'a atıfta bulunarak başladı. Yine aynı şekilde Jeb Bush Trump'ı özlediğini, Trump benim için bir oyuncak ayı gibiydi, özledim diye esprili bir dile getirdi. Diğer adaylar da Trump'ın eksikliğini hissettiklerini zaman zaman açık oturum sırasında dile getirdiler. Ama söylediğim gibi daha çok politika ağırlıklı oldu Trump'ın olmaması nedeniyle. Ayrıca Hillary Clinton bu canlı tartışma programında sık sık gündeme geldi. Cumhuriyetçi adayları Hillary Clinton'ın bu görev için, yani başkanlık görevi için uygun olmadığını kendi dillerinde ifade ettiler. Hatta New Jersey valisi kendisi başkan olursa, Chris Christie eğer başkan olursa Hillary Clinton'ı Beyaz Saray'ın yanına bile yaklaştırmayacağını söyledi. Politika olarak da adayların en fazla göçmenlik politikaları ve ulusal güvenlik, IŞİD'le mücadele gibi konulardaki görüşlerine ağırlık verildi. Göçmenlik konuları konusunda adaylar arasında özellikle Marco Rubio, Jeb Bush ve Ted Cruz arasında birbirlerine şu şekilde bir suçlama oldu. Genellikle parti liderleri, adaylar her birbirisi için, her biri için daha önceki platformlarda göçmenler için daha sert dil kullandıklarını ama şimdi başkan adayları olmakla birlikte bu sert dili değiştirdiklerini ve daha yumuşak bir ton seçtikleri yönünde birbirlerini suçladılar. Dış politika konusunda ise dediğim gibi özellikle Amerika'nın güvenliği öne çıkan politikalardı. Öne çıkan politika konularıydı. Ayrıca IŞİD'le mücadele de öne çıkan politikalar arasındaydı. IŞİD'le mücadele konusunda Marco Rubio sert bir tavır çizdi ve şunu söyledi: ben başkan olursam IŞİD nerede olursa olsun arkasından gideceğim ve onları bulundukları yerde vuracağım dedi ve hatta sağ kalanları da Guantanamo üstüne getireceğim dedi. Bu aslında başkan için bir Obama için bir referans da, çünkü Obama göreve geldiğinden itibaren Guantanamo'yu kapatmak istediğini söylemişti. Jeb Bush ise bir no fly zone olarak, yani uçuşa yasak bölge getirilmesi yönündeki görüşlerini dile getirdi. Bu yarışta da, yani canlı tartışma programında da Trump'ın olmaması halinde hangi adayın öne çıkacağı sorusu vardı. Ancak yapılan tartışma, yapılan program sonrasında hala hiçbir aday öne çıkmış gibi görünmüyor. Melek, Donald Trump'ı neden bu kadar ilgi gördüğünü söyleyebiliriz ve kimler destekliyor Trump'ı? Donald Trump'ı aslında bugüne kadar Amerika'nın geleneksel parti çizgisinde artık Amerika'nın ihtiyaçlarına cevap verilmeyeceğini düşünen insanlar destekliyor. Amerika'nın geleneksel, hem cumhuriyetçi hem de demokratlar açısından bu iki partinin izlediği geleneksel siyasetin Amerika'nın ihtiyaçlarına cevap vermediğini düşünenler en çok Donald Trump'ı destekliyorlar. Dün biz Donald Trump'ın toplantısını yapacağı Drake Üniversitesi'nin
kampüsüne gittik ve saatler öncesinde Donald Trump taraftarlarının toplanmaya başladığını gördük ve bu Donald Trump destekçileriyle bu adayı neden destekledikleri konusunda söyleşiler yaptık. Şimdi bu söyleşileri getiriyoruz ekranlarınıza. Trump kampüsümüzde konuştuğu için buradayız. Bu büyük bir etkinlik ve parçası olmak istedik. Trump'ı destekliyorum çünkü diğer politikacıların pek çalışmadığını düşünüyorum. Bir iş adamı olduğu için ülkemizi de yönetebilir ve her şeyin kontrolünü yeniden sağlayabilir. Buradayım çünkü gerçekten Donald Trump'ı destekliyorum. Deniz piyadesi olarak görev yaptım ve biz savaş muhariplerini destekleyen bir başkumandanın gelmesini uzun zamandır bekliyorduk. Bence Trump'ın yaralı askerler için bu konuşmayı yapıyor oluşu harika. Donald Trump, ülkemizdeki gidişatı yeniden rayına oturtmak ve ülkemizi güçlendirmek için en büyük umudum. Sadece askeri açıdan değil, hepimizi bir araya getirmek ve ülkemizi tek bir ulus olarak geri getirmek için. Trump yarışta olmasaydı, dini görüşleri nedeniyle Mike Huckabee'yi düşünürdüm. Ama büyük bir ihtimal Rand Paul'a oy verirdim. Anayasaya olan bağlılığını beğeniyorum. Trump'ı seviyorum. Ben de Trump'ın fotoğrafı var ve bu elimdeki fotoğrafı gazeteye kapak yapardım. Donald Trump'ı destekliyorum ve onun için oy kullanacağım. Trump'ı seviyorum çünkü o akıllı, zengin ve Amerika'yı yeniden güçlü bir ülke yapmak için çalışıyor. Donald Trump'ın bütün görüşlerini destekliyorum. Sınır konusunda, göçmenler konusunda, sağlık sistemi konusunda ve savaş muharipleri konusunda. Kendisi diğer adaylardan daha fazla şeyler yaptı. Bence bir sonraki başkanımız Trump gibi güçlü biri olmalı. Trump'ın en beğendiğim özelliklerinden biri, o pek çok aday veya başkan gibi bir avukat değil. Bence başkan olarak her şeyi kötüleştiren yeteri sayıda avukat gördük. Bir iş adamı olarak çok deneyimi var. Siyasi sistemimizde profesyonel siyaset adamı olmak dışında bir işle uğraşmış çok az insan var. Gerçek dünyada çalışmış, bizim gibi çalışmış insanlara ihtiyacımız var. Mülteci krizini anlayabiliyorum ancak Amerika'daki durum şu. Şu an bu bölgeyi gezseniz pek çok evsiz ve aç insan göreceksiniz. Hava burada şu an çok soğuk, rüzgar sert esiyor ve bu soğukta dışarıda uyuyan Amerikalılar var. Üzgünüm, 19 trilyon dolar borç içindeyiz ve yeterli kaynağımız yok. Yardım etmek isteriz ama kaynağımız yok. Şu an kararsızım. Daha kime oy vereceğimi bilmiyorum. Bu üniversitede çalışıyorum. Bu toplantı benim için şu an eğitici bir deneyim. Sadece izleyip neler olduğunu, Trump'ın neler diyeceğini öğrenmek istiyorum. Pek çok Müslüman arkadaşım var. Burada yaşıyorlar ve hepsi Amerikan vatandaşı. Kötü olanlar topluluğun bütünlüğü değil, bazıları. Ülkemizi korumalıyız ama herkesi bir tutamazsınız. Ailemden biri olarak gördüğüm pek çok Müslüman arkadaşım var. Bu yüzden ben Müslümanların ülkemize gelmesine açığım. Ancak ben de kim iyi kim kötü bilmek istiyorum. Trump'ın söylediği pek çok şeyin doğru olup olmadığından emin değilim. Ama pek çok kişinin duymak istediklerini söylüyor. Evet Melek Çağlar, çok teşekkür ediyoruz Iowa'dan bu ön seçim gözlemleri için.